küçük bir köye muallim vermeyeceğim demiş. Babamı tabii öğretmenlikten bu Afyon'da 1948'de 6 ay ceza alınca öğretmenlikten ihracı geliyor. İşte müfettişler geliyor vesaire. Fakat sonra Danıştay'da tekrar bir dava açma durumu var. Yani dava açabilir, yeni baştan itiraz edebilir bu ihracına diye. Fakat onun da bir süresi var. Hatırladığım kadarıyla 60 günlük bir süre. Babam böyle Ankara'ya gidişinde diyor, ben madem böyle bir hak var, müracaat edeyim diye Danıştay'a müracaat ediyor. Fakat Danıştay'dan tabii verilen cevap, sen diyorlar o 60 günlük süreyi aşmışsın. Yani o 60 günlük süre zarfında müracaat edince belki görüşülecek, yani yeniden hakkını hukukunu verecekler. Ve dolayısıyla bu hakkı da tabii kaybolunca üstad bunun üzerine diyor o zaman, ben seni Sungur diyor küçük bir köye muallim vermeyeceğim. Babamın bütün hayatı hep tevhid dersleriyle, tevhid hakikatlerini anlatmakla geçti. Ve Türkiye'de dolaşmadığı, gitmediği yer kalmadı diye biliyorum. Hatta bir seferinde sormuştum. Baba dedim, gitmediğin yer var mı? Yok dedi, her tarafa gittik. Bütün şehirleri dolaştık. Kazaları dolaştı. Hatta yani kaç sefer ihtilalden sonra İki defa Türkiye'yi babam turluyor. İki defa. O zaman çok dehşetli tabii, baskı var, şiddet var. Yani merhum Mehmet Kayalar'ın jipiyle Hanili Yusuf abi vardı, Allah rahmet eylesin. Sungur abi diyor, jip burada hazır. Yani araba var. Tabii Urfa'dan çıkıp işte Antep, Adana, oradan Konya, Konya'dan İsparta'yı ziyaret edip, bu ihtilalden sonra herkes kabuğuna çekilmiş, korkudan evlerine sinmiş, yani pek bir faaliyet gösteremiyor. Babam aynı zamanda yani hem kuvve-i maneviyi güçlendirmek hem de böyle cemaati toplama, cemaati motive etme babından böyle dolaşıyor. Oradan işte İsparta'dan Denizli'ye geliyorlar. Denizli'de tabii rahmetli Muammer abi vardı. Bir pasajın içerisinde böyle havlu, çarşaf, nevresim işleri yapan eski nur talebelerinden. Babamın geldiğini duyunca tabii Denizli Havalisi'ndeki bütün nur talebeleri toplanıyor, böyle 30-40 kişi, 50 kişi. Tabii orada babam ders yapıyorlar dükkanda. Hemen tabii birileri durur mu, şikayet ediyorlar. Tabii polisler geliyor falan. O zaman o jipler yeşil jip, böyle Amerikan jipleri vardı. Motoru arabanın arka tarafında, ön tarafında da kaput açılınca şey olarak kullanılıyor. Yani malzeme vesaire. O zaman kitapları böyle ön tarafa koymuşlar. Tahtadan bir bavulun içerisinde. Polisler tabii bulamamış önce. Aramışlar falan. Arabada yok. Sonra ikinci bir ekip geliyor. Onlar bulmuşlar risaleleri. Oradan tabii hemen mahkemeye intikal ediyor. O zaman tabii mahkeme kitapları müsaade ederek dava açıyorlar ama babamları serbest bırakıyor mahkeme. Tutuklamıyorlar. Oradan diyor çıktık Aydın'a, Aydın'dan İzmir'e doğru. Ayrancılar'da rahmetli merhum Musa Yukarı diye bir abimiz vardı. Eski nur talebelerinden. O da ruhu şad olsun, nur içinde yatsın. Onu ziyaret ediyorlar. Ayrancılar Köyü. Şimdi artık Torbalı'ya artık bitişmiş yani. Çok gelişmiş oralar. Belki de İzmir'in bir mahallesi hükmünde. Tabii Ayrancılar'da Musa abi bırakmamış babamları.
Gece 10'da falan çıkmışlar oradan. Artık İzmir'e gidecekler. Tam diyor işte orada da ders yapıyor. Ders yapıyorlar. Ayrancıların o tepede polis karakolu var idi o zamanlar. Böyle elektriklerle, elektrik lambalarıyla tutuyorlar böyle araba gelirken. Jip geliyor. Allah Allah ya bu 2-3 tane elektrik lambası jandarmalar. Meğer köyün bekçisi şikayet etmiş. Böyle böyle buraya nurcular geldi. İşte şimdi arabayla çıktılar diye. Telefon açıyor. Orada tutmuşlar babamları. Hayır ya biz işte gidiyoruz. Tabii hadi oradan geri çevirip Torbalı'ya doğru emniyete. Torbalı'da da bir dava açılıyor ama oradaki hakim de savcı da bırakıyor babamları. Yani o zamanlar daha böyle demek ki hakim ve savcılar hukuki bakımdan daha bir müsamahakarlık var yani öyle görülüyor. Neticede babamları bırakıyor mahkeme ertesi günü. O gece nezarette kalmışlar orada. İşte oradan İzmir'e, İzmir'den Manisa, Balıkesir, Bursa ve her gittiği yerde tabii dersler yapıyor babam. Oranın cemaatiyle buluşup Risale dersleri vesaire işte böyle İstanbul'a geliyor. İstanbul'da o zaman tabii Zübeyir abi ve İstanbul'da hizmetlerde işte Mehmet Fırıncı abi, işte Birinci abi, Kutlular abi. Burada İstanbul'dan da devam ediyor. Devam ediyorlar işte Adapazarı, İzmit, Adapazarı. Oradan Bolu üzerinden Karabük'e bizim Eflaniye köye geliyor babam. Bir müddet işte bir iki gün köyde kaldıktan sonra diyorlar Kastamonu'ya Mehmet Feyzi abiyi ziyaret edelim. Kastamonu'ya gidiyorlar. Mehmet Feyzi Efendi mübarek ya Sungur sen ne cesaretle bu hengamede böyle dolaşıyorsun? Dolaşılır mı? Falan diye babama sitem ediyor. Allah Allah. Babam da demek ki diyor Feyzi abinin rızası yok bizim dolaşmamıza. İyisi mi biz geri dönelim. Yani halbuki oradan işte Samsun ve Rize, Trabzon, Ordu üzerinden ta Erzurum'a falan geçecek. Fakat Mehmet Feyzi Efendi'nin bu ikazı üzerine geri dönmeye karar veriyorlar ve Osmancık'a geliyorlar. Osmancık'ta kaldık diyor o akşam. Kargılı Rıdvan vardı bir de Rıdvan abi. Hepsi rahmetli oldu. Hepsi nur içinde yatsınlar. Sabah namazından sonra Kargılı Rıdvan abi diyor Sungur abi rüya gördüm diyor. Rüyada Üstad Hazretleri rüyada Üstad Hazretleri böyle elinde diyor bir kalem ama nur fışkırıyor böyle. Şerale yayıyor. Geldi diyor onu Samsun'a böyle dikti diyor bir bayrak gibi. Ondan sonra tabii babam bunu duyunca demek ki diyor biz üstadımız razı diyor bizim bu dolaşmamızdan. Oradan geri dönüp Samsun'a gidiyorlar işte. Samsun'da yine oradaki cemaatle buluşuyor. Oradan işte Ordu, Rize, Trabzon, Rize ve oradan da Erzurum'a, Erzurum üzerinden neticede Ankara'ya, Sivas, Kayseri ve Ankara'ya vasıl oluyorlar. Zübeyir abi de o zaman herhalde Ankara'daymış. Bu şekilde babam Türkiye'yi turluyor. Yani babam bu davanın bir nevi kara sevdalısı derler ya böyle. Bu davaya vurulmuş. Babam köy enstitüsünde musiki yani müziği seçmiş ve mandolini vardı. Mandolin çalıyor böyle. O mandolini hala durur yani köyümüzde ama bu Eflani mevlitlerinden birinde fanatik bir nurcu maalesef böyle duvara yaslayarak
ortasını ayağıyla vurup ikiye ayırıyor şey mandolini. Tabii canımız çok sıkıldı. Ya kardeşim böyle bir şeyi sen nasıl yaparsın? Yani bu bir başkasının malı. Başkasının malına tecavüz edilir mi? Yani o mandolini kırmış, kırık vaziyette duruyor yani maalesef. Velhasıl babam tabii o arayış içerisinde o dönemde kitap okumaya çok meraklı. Bizim komşu köyümüz var. Orada Hatip İbrahim Efendi vardı. Allah rahmet eylesin. Çok mübarek bir zat. İlk defa Risale-i Nur'u Hatip İbrahim Efendi babama veriyor. O zaman o İnebolulu Nur talebeleri teksir olarak Ayetül Kübra'yı basmışlar. Yeni harflerle. Sungur diyor sen kitap okumaya meraklısın. Bak diyor bu böyle bir kitap var oku diyor. Tabi babam alıyor onu Ayetül Kübra. Kainattan Halık'ını soran bir seyyahın müşahedatıdır. Allah Allah. Böyle benim diyor aşina olmadığım ibareler. Allah Allah. Ve babam tabi okuma meraklısı okuyor Ayetül Kübra'yı. Ve her okuyuşumda sanki böyle içime diyor bir hava, bir manevi bir hava zerk ediliyordu kalbime, ruhuma diye böyle anlatıyor. Yani bir seferinde de şöyle demişti. Çölde su arayan bir insan suyu bulduğu zaman nasıl sevinir yani sevincinden uçar. Ben de ruhen ve kalben o Ayetül Kübra'yı okurken öyle çölde suya kavuşmuş bir insan gibi manevi bir suya kavuştum sanki diye böyle ifade etmişti. Ahmet Fuat Efendi böyle değişik vesilelerle gezerdi. Mesela mevlitlere giderdi, konuşmalar yapardı. Bir nevi manevi mürşit idi Eflani ve havalisinde. Oranın manevi mürşidi makamında. Bizim köye geliyor tabii. Bizim komşu mullarımızdan birinin mevlidinde. Babam da köyde muallim ya o zaman. İşte köylerde muallim, muhtar. Devlet o zaman yani öğretmenlere de ayrıcalık tanıyor böyle. Mesela lüks lambası. Lüks lambası şimdiki gençler bilmezler. Böyle herkeste lüks yok o zaman. Zenginlerde var. Bir de köyün muhtar ve öğretmeninde var. Lüks lambasıyla camiye gidiyor babam. Yatsı namazında işte Ahmet Fuat Hoca gelmiş. Hem konuşma yapacak hem mevlid okunacak. Böyle lüks lambasıyla gidiyor. İşte camiden çıktıktan sonra Fuat Hoca'yı Mevlid sahibi evine davet ediyor. İşte yemek ikram ediyor falan. İşte babamlar da tabii beraber hep gitmişler. Tabii babam sualler soruyor Ahmet Fuat Efendi'ye. Böyle kafasına takılan. Fuat Hoca da tane tane konuşurdu böyle. Bütün babamın suallerine cevap veriyor. Ve bizim köylüler anlatıyor akrabalarımız falan. Sabah ezanı okunuyordu diyorlar. Yani o kadar hep konuşmaya dalmışlar. Babam soruyor, Fuat Hoca cevap veriyor. Sabah ezanı okumuş yani gece boyunca. Demek ki çok sualler sordu kafasına takılan ne varsa ve büyük ölçüde şüphelerim izale oldu diye anlatırdı babam. İşte bu şekilde daha sonra tekrar Safranbolu'ya gidişinde yine Hıfzı Efendi, Hıfzı abiyle karşılaşıyor. Orada o zaman Mustafa Osman abi, o da Safranbolulu, Karabük'te nalburiye işleri yapardı merhum. O üstadla irtibatı olan bir zat. Hatta ismi vardır Mustafa Osman, Safranbolulu Mustafa Osman abi. Üstadımıza mektup yazıyor. Burada genç bir muallim nurları tanıdı diye. Üstad Hazretleri de cevabi mektup yazıyor Mustafa Osman abiye. O genç muallimi biz
tebrik ediyoruz. Kendisi öyle derdi. Ben 3-4 kanaldan feyiz aldım. Yani Risale-i Nur'ları tanımama vesile 3-4 kanaldan oldu. Hep bunları anlatırdı. 18 yaşında. Sungur bir ceylan, ceylan bir sungur diye üstadımızın iltifatına mazhar oluyor. Yani sungur bir ceylan, ceylan bir sungur. Seni ceylan gibi görüyorum, kabul ediyorum. Ceylan abi üstadımızın hizmetinde. İşte evli misin diyor. Bir takım sualler soruyor. Eğer diyor evli olmasaydın seni diyor hizmetime ceylan gibi kabul ederdim diye. Böyle babam tabii çok böyle sevincinden uçuyor yani bir nevi. O gece orada kalıyor işte üstadın diğer talebeleriyle falan tanışıyor. Sonra memlekete döndükten sonra bu sefer okuldaki talebeleri öğretmenliğe devam ediyor tabii. Daha önce bu mandoliniyle mandolin çalıp oynatan babam bu sefer bütün öğrencileri camiye götürüyor. Hurra cami, Allah Allah. Hatta Eflani de diğer öğretmenler arasında yayılmış ya, sungur namaza başlamış falan. Bazıları olamaz diyorlar ya, nasıl olur? Yani sungur böyle bir şey olamaz. Bir yanlışlık var bu işte. Çünkü o köy enstitülerinden yetişenler o zaman hep dine karşı, dine muhalif. Tabii şikayetler oluyor. İşte şimdiki gibi o zamanın da böyle fitnecileri, dessasları, bir takım böyle çekemeyen insanlar işte böyle böyle babamı şikayet ediyorlar derken jandarmalar gelip götürüyorlar. İfadesi alınıyor falan. Bırakmışlar ilk şeyinde. Fakat daha sonra babam Üstad Hazretleri Afyon'da 1948'de tevkif edilince Afyon savcısına mektup yazıyor. Ya siz diyor böyle bir kahramanı İslam'ı, böyle bir İslam hadimini, böyle bir zatı, bir varis-i nebeviyi hangi insafla, hangi vicdanla, hangi adaletle içeri alırsınız, hapsedersiniz falan. Tabii bir mektup döşeniyor. Bunun üzerine Afyon savcısı, altına da muallim Mustafa Sungur yazmış. Lan kim bu muallim? Hemen tabii Safranbolu savcılığına tahkikat yapılması için yazı yazıyor. Safranbolu savcılığı da Eflani'ye işte hemen jandarmaları gönderiyor. Babamı götürüyorlar Safranbolu'ya. Ve hemen işte savcı ifadesini alıyor falan. Bu mektup senin mi? Evet benim diyor. Ve babamı atıyor içeriye. Safranbolu'da 35 gün babam kalmış hapiste. Fakat dedem o sıralarda muhtar. Köyde muhtar ama yani Safranbolu'daki bütün hükümet erkanıyla tanışıyor tabii. Devamlı Safranbolu'da. Haftada 2-3 gün Safranbolu'ya gidiyor. O dönemde tabii Eflani ve civarında Anadolu'da halk gariban, okuma yazma bilenler az. Kaymakam vesaire jandarma kumandanıyla hep tanışıyor tabii. Ve babamı bıraktırıyor. Babam tekrar köye gelip öğretmenliğe devam. Bu arada Afyon Müdde-i Umumisi, o zaman savcı işte Müdde-i Umumilik, babamın bırakıldığını duyunca tekrar yazı yazıyor. Muallim Mustafa Sungur'u celbediyor yani çağırıyor. Afyon'a gönderin. Tekrar jandarmalar köye gelip babamı alıp götürüyorlar. Yalnız bundan önce çok enteresan. Babam tabii üstadımızın ve diğer nur talebelerinin böyle Afyon'da tevkif edildiğini duyunca canı sıkılıyor yani. Ve bir an önce üstadı da ziyaret etmiş iki sefer daha evvel. Yani onların yanına kavuşmak, gitmek böyle arzu ediyor. Hatta nenem rahmetli, yani babamın annesi Cemile anneme, ana diyor dua et ne olur diyor. Dua et bana diyor. Ben medrese-i Yusufiye'ye gideyim diyor.
Tabii yani medrese o zaman okul demek. Nenem de bilmiyor, medrese Yusufiye okul zannediyor. Ya Rabbi, oğlum Mustafa'yı medrese Yusufiye'ye gönder ya Rabbi. İşte böyle. Tabii babam amin diyor falan böyle. Cemil annem bilmiyor medrese Yusufiye nedir. Yani o medrese okul diye tahmin ediyor. Hatta sofrada diyor böyle hafif sesle şey yapardım diyor böyle, ya Rabbi medrese-i Yusufiye'ye gideyim falan. Çocuklar da amin derdi işte o zaman nenem, büyük nenem falan işte valide. Böyle Afyon savcısı bu sefer Afyon'a babamı istiyor tabii. Yani bırakıldığını, Safranbolu'dan serbest bırakıldığını duyunca Afyon'a celbediyor. Ondan sonra hemen Afyon'a varır varmaz zaten tutuklama veriyor babama. Babam da bir dünyalar onun Üstad Hazretleri'yle beraber olacak orada. Sonra o zamanki nur talebeleri işte Zübeyir abi, Ceylan abi, Bayram abi, ondan sonra o İnebolulu Selahattin Çelebi, Nazif Çelebi, Ahmet Feyzi abi, yani bütün üstadımızın talebeleri, Mehmet Feyzi Efendi vesaire, böyle büyük nur talebeleri hep Afyon'da. Ve dolayısıyla işte babam Afyon'da Üstad'la beraber o zaman beraber kalıyorlar. İşte orada yine Üstad'ın hizmetinde bulunuyor. Tabii çok işkence görmüşler. Anlatmazdı babam fazla böyle. Bir iki sefer anlattı. Falakaya yatırmışlar. 2-3 gün yürüyemedim demişti yani.